Evet, ben Bağap'ı Bağ evinden yani şantiye tarafından ilçeye giderken gördüm. Arkasında da bir kadın oturuyordu demişti Mehmet Dağcı. Şimdi eşi Gülşen Dağcı da telefon attığımızda. Gülşen Hanım günaydın. Günaydın. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hayatım siz tanıyor musunuz Bağap'ı? Allah hocam ben babı tam tanımıyorum. Hı. Biz cuma günü iş yerinde çalıştık. Evet. Lokantamızda. Saat 2-2,5 gibi bile tam ben saat çıktığımızı bilmiyorum. Evet. Biz bahçemize gittik. Biz bahçeye giderken yolun sol tarafında bir beyaz sırası çakılı. Evet. Çit şeyli. Çit kabinli. Hı. Biz hemen eşimle giderken ben şöyle kafamı bir kaldırdım. Adam telefonda konuşuyor, arabayı çekmiş. Hı. Kasasında bir bayan oturur. Bayanı da ben kim olduğunu bilmiyorum. Genç mi, koca mı, yüz tarafı dönük. Ben telsiz yapamadım yani. Başında nasıl bir başörtü falan vardı, Yemeni başörtü, hatırlıyor musunuz onu? Hatırlamıyorum işte devamını bakmadığım için ben bir şeye devamını bakmadım. Hatırlayamadım ama bayan kesinlikle var kasada. Kesinlikle o kasada, yani aracın kasasında oturuyordu. Evet, aracın kasasında oturuyordu. Biz hemen geçtik. Hı. Araba nerede Biz acaba? beyaz sırası dedi. Beyaz? Beyaz Transit. transit. Transit mi? Beyaz transit. Bir Evet. uğrak bir şey. Evet. Bahçemize gittik. İki kasa domates topladık. Evet. Tekrar döndük. Kirlardı diye bir bahçe var. Orada yolda yine rastladık transide. Yine rastladınız. Peki şoförü gördünüz mü siz? Şoför kimdi? Şoförü ben gördüm ama ben fazla bakmadım, tanıyamadım. Bizim adam tanıdı, Vahap dedi. O sıra o gün mü dedi size Vahap diye? O gün biz gördüğümüzde işte ikinci dönüşte bayan yoktu. Hı. Önce gördüğümüzde bayan vardı. Tamam. Ama yani kızın kaybolduktan sonra değil. Yani o gün mü size "Aa, bu Vahap" dedi? Evet. O gün Vahap dedi. Hı. Bak, o da gördüm diyor arkada kadın. Şimdi Şu anda şöyle bir şey ekranda söyleyeyim. görse Vahap Bey'i acaba bir hatırlama durumu olabilir mi? Bir Araba televizyon beyaz seyrediyor transit musunuz mi? Gülşen Hanım? Evet. Buyur abi. Bizim programda şu anda Vahap Bey'in resmi, Vahap Bey görülüyor. Bir bakın bakalım o gün arabada telefonla konuşan, arabayı kullanan kişi bu muydu? Bir benzerlik hatırlıyor musunuz? Aa, siyah, biraz saçlı, sarı gibi. Hı. Sol elinde telefon, direksiyonda konuşurdu rahat rahat. Trafiği çekmişti. Senin saçında bir sarı vardı, onu Evet. kesmişsin galiba diyorsun. Evet. Ama bak, o da gördüm diyor Vaha. Şöyle bir şey yapabilir miyiz abla? Benim kullandığım araçta GPS varsa eğer, benim ne zaman durduğumu, ne zaman kalktığımı o zaman da bilebiliriz. Bunu da Var mı yok mu araçtırmasını. biliyor musun? Aslında Onu şirket araçlarında bilmiyorum. olması lazım. Olması gerekiyor. Çünkü Ben Kebriye Hanım'a soralım demiştim onu, şantiye şefimize. yani en güzel o şekilde de anlatabilirim ben kendimi. Peki Bahat, bak, bu anlatılanların ışığında. Hı. Şimdi aslında bu bahsi geçen araç senin o gün kullandığın araç. Evet. Çünkü bu daha sonra Mehmet Bey'e de gösterildi, bu aracı mı Hı gördünüz hı. diye. Şimdi hanımefendi de onu doğruluyor. Hı. Yani Mehmet Bey alkol alır almaz vesaire, hani o ayrı bir tartışma konusudur, ama ben gerçekten bu ilk konuşulduğunda, yine çok özür dileyerek söylüyorum, hani sarhoş bir adam deyince ben başka türlü bir şey kafamda canlandırmıştım. Bu iş güç sahibi bir adam. Hı. Ama eşi de görmüş. Evet. Yani eşi de bir kadın gördüm diyor. Hı. O aracı da o gün senden başka kullanan yok öğleden sonra. Öğleden Araç sonra. sende. Evet. Bir kadın gördüm dediklerine göre Hı. ne olmuş olabilir sence? Onu ben bilmiyorum ama hani görmüşümdür falan diyor ya. Ben o gün aracı hiç kimseye almadım. Hiç kimseye almadım. Sadece Alperen vardı. Alperen'le gidip geldim. Zaten hani daha önce de bahsettiğim gibi ben yaptığım meslekte dikkat daha önemli dikkat var. Mesela illaki dikkat ediyorum her şeye. Ve yolda herhangi birisini gördüğüm zaman el kaldırdığı zaman bile hani ben gaza biraz daha basıyorum. O benim bahanem oluyor çünkü. Sen Abla hızlı almazsın geçmiş. yani. Almam. Neden Ya hani benim yanımda kullandığım araç farklı bir insanın zaten. Benim değil. Bir kaza olduğu zaman sorumlu benim. Niye alayım ki? Zaten gaza basarım diyorum.
Bahar, bir daha soruyorum. Tam da oraya gelmişken ben teşekkür ediyorum Gülşen Hanım'a da. Şimdi Mehmet Bey de bize tam o yeri gösterdi. Arkadaşlar yetiştirdiler, bandı gireceğiz. Bahar, ben sana şunu sormak istiyorum. Evet. Bak yanlış anlama beni ama bazen hani bazı yerlerde bazı şeyleri anlatmak da daha doğrudur. Şimdi Mehmet Bey'in anlattığına göre bak, şimdi açıkçası bak şuradan başlayayım. Şimdi Fatma Hanım kayboldu. Fatma Hanım kendi başına gitmedi diye düşündüğümüz noktada Fatma Hanım ne için kaybolmuş olabilir? Çok açık mı net? Birisi aldı, tecavüz etti, ondan sonra da öldürdü. Şimdi insanın ilk aklına gelen kötü olay budur. Evet. Ama bazen hayatta yani illaki de gitti de tecavüz etti falan olmaz. Sen dedin diye söylüyorum. Kazası var bunun, belası var. O su var, bu su var. Fatma Hanım, şimdi bu insanların da yalan söyleyecek hali yok Mehmet Bey'le eşinin. Fatma Hanım senin aracına gerçekten el kaldırdı ve Ahmet diye aslında kaldırdı. Ama Ahmet o gün izinliydi. Sen vardın. Seni de tanıyor. Aynı mahallede yaşıyorsunuz. Bindi, arabanın arkasında oturdu. Şimdi bu araç kaza yaptığı için de söylüyorum. O sırada olabilir yani. Araç bir yere yuvarlanabilir, şarampile yuvarlanabilir. Bu hanımefendi arkadan düşer, başını bir yere çarpar, hayatını kaybeder. İnsan da, sen de genç çocuksun bak, her şeyden de bir şekilde korkuyorsunuz. Böyle bir korkuyla vesaireyle ya ben bunu açıklayamadım. Hayır, kesinlikle. Gibi bir şey olmuş olabilir. Yok yok, hayır abla, kesinlikle. Kesinlikle öyle bir şey olmadı. Hiçbir şekilde. Araca zaten birisini almadım ben. Araca birisini yani alsam... Yani bu anlattığım hayatın içinde gerçekten hiç istemediğimiz halde... Olabilecek maalesef şeyler. Hani karışmak zorunda olduğumuz şeyler vardır. Yani birine çarparız, beklenen hani inip yardım etmemiz gerektiğidir. Ama kaçanı da mesela çok suçlamamak lazım. Başına gelmeyince insan... Bilemez o duyguyu. Bir de böyle anlattığınız gibi bir olayın çok ağır cezai müeyyidesi de yok. Yani sen o anda tedbirsizlikle bir araca çarpıyorsun. Bir araçta bir kaza oluyor. Hanımefendi de yanındaki aldığın yardım için aldığın kişi... Yanıma kimseyi almadım. Hayır, örnek vererek konuşun abi o zaman. Hayır, yani yanına almış, sadece birisini almış olabilirsin almış gibi konuş. Almış olabilsen kafasında çarptı. Sen de o anda, seni kastetmiyorum, arabayı kullanan... Örnek vererek konuşsak Ahmet, daha iyi. Mehmet, çünkü telaş içerisinde eyvah ne yaptım diye kalktı. Bu hanımı aldı, bilmez bir yere attı. Ben başıma bela almayayım diye. Halbuki o andaki bu kaza neticesinde ölüm de meydana gelse... Senin o anda bir kusurun fazla yok. Olsa da nihayet 2 seneden başlayan, 3 seneden başlayan bir ceza... Zaten 2 seneye kadar olan cezalar, bir takım indirimler var, tahliye durumları var. İşte kanuni isimlerini yani saymak istemiyorum. Yani şöyle söyleyelim, yani kazayla yani, cinayet o bakımdan farklı şeylerdir. Onun çok önemli bir müeyyidesi yok. Tamam. Böyle bir şey olsa söylemende fayda var. Tamam. Ben de şunu diyorum ki, ben araca zaten birisini almamış gibi neden kaza yapayım? Ayrı. Yani ben hani en baştan beri mesela anneniz de aracın arkasına binip gidince... Hani burası da dağlık bayırlık yer yer, hani olabilir, insan yoldan çıkabilir, şarampelden şarampole yuvarlanabilir. Sen aracın içinde iyi olursun da arkadaki kişi fırlar yani. Hani emniyet kemeriyle bile neler yaşanıyor. Şimdi sen kaza dediğin için hani ben kazadan bahsediyorum. Sonrasında da hani o panikle gidip arabayı park edip tekrar çıkarken hani çarpma ihtimalin. Alperen'den de Alperen gel bana yardım isteme deme ihtimalin de var. Bu illaki... işte sapıklar gitti, aldı, kaçırdı demek değil yani. Hayatın içinde her şey var. Ha, olabilecek olasılıkları söylüyorsunuz. Evet, ben evet. de şunu hani diyorum. Eğer böyle bir şey de varsa onu da kesinlikle açıklamak lazım ki. Öyle bir şey olsa yani burada İdris Bey'in ve Fatma Hanım'ın aile fertleri de. Onların da bakış açısı tabii farklı olur. Yani değişir. Olabilir. Evet. Ne yapalım? Kader ilahiymiş, bir ecelmiş, tedbir, bir kaza etmiş diye başka türlü bakarsınız. Yani. Yani senin çünkü Mehmet Bey'le bir husumetin yok değil mi? Hiçbir ya da eşiyle. Zaten eşi, bakın eşi çok önemli bir şey söylüyor. Diyor ki ben onun yüzünü görmedim. Daha doğrusu öyle yüzünden tanımadım. Fakat saçının önünde sarı vardı diyor. Evet. Senin var. Araç senin kullandığın araç. Evet. Teşhisi de yaptırıldı savcımız tarafından. Senden başka o gün kullanılmadığını biliyoruz öğleden sonra o aracın. Ve dönüşte de diyor hani tekrar o araç baraj tarafına geldiğinde benim eşim dedi ki bak bu da Vahap. Evet. Çünkü hızlı bir şekilde de geçti diyor yani. Geçti diyor. Evet. Şimdi nasıl hem onlar kadın görüyorlar, dönüşte kadın yok ya, bir şey olmuş olmalı. Sana bir husumetleri yok, yoksa. Yok abla. Hayır. Herhangi bir hani söylüyorlar, diyorlar ki işte aracın üstünde gördük. Vahap'ın olduğunu biliyoruz. Ben aracı kullandım. Kullanmadım demiyorum. Ama araca kimseyi almadım zaten ben. Hani farklı bir kaza, söylediğiniz gibi şarampole yollanmış olabilir falan. Peki onlar kimi araç... görmüş olabilirler?
O yoldan sadece ben geçmiyorum. Hani benim geçtiğim güzergahta da zaten... Hayır, tarif edilen araç ve ispatlanan keşifle de... Önünde sarılı falan başka kim var yani? Araç, onların tarif ettiği araç. Plakasına kadar onlar tutuyor. Bu Hı-hı. aracı tarif ediyorlar. Hı-hı. Peki sen değil, sen kim olabilir? Hani böyle önünde böyle onun sarılı falan kimse yok abi. Var mı? Anahtarı da kimseye vermedin. Evet. O gün aracı zaten esas Ahmet Bey izinli. Hı hı. Araç sende. Hı hı. Senin dışında kimse kullanan da olmadı diyorsun. Evet. Dolayısıyla o zaman o araç... Kim olabilir yani? Şöyle bunlar yapalım kimi, ben de şöyle diyorum bunlar abi. Bunlar kimi tarif ediyorlar? Evet. Ben de şöyle diyorum. Evet. Araçta GPS varsa, nerede durduğum, nerede kaldığım, o mevkide durduysam eğer, bu da peki, belli şey olur diyorum zaten. Hani bu kadar ilçenizdeki mobese kamerası, o kamerası, bu kamerasına dikkat eden iki kişi, bu kadar gün içinde de sorgulanıyorsunuz, hani gidiyorsunuz, hiç o araçta GPS var mı yok mu diye sormak aklınıza gelmedi mi? Burada mı yok, geldi? Yok, hayır abla. Aklıma hiç gelmedi ama... Çünkü araçta GPS yok. Onu bilmiyorum abla. Hani keşke olsaydı da benim nerede durup, telefon sinyalime kadar da bulunabilir aslında. Hani nerede konuşulmuş, şu mevkide konuşulmuş o dakikada denildiğinde gördüğü mevki aynı mı, onu da sorabiliriz. Senin Alperen'le konuşmanı en yakın, dediğim gibi buna uygun, yani bu şeye uygun Alperen'le konuşman olabilir. 16, nerede 10. ne konuştuysam veya da hangi mevkide 16, konuştuysam. 16, 11. Telefonla konuştuğu mevki de belirlenebilir. Bu da olabilir. Zaten o gün, ama bakın bu sadece Vahap'ın aradıkları. O gün Vahap 7.05'te şantiyeden Abdurrahman'ı arıyor. Hı-hı, sabah. Sabah gitmek için. Sonra 16.11'de de Alperen'i arıyor. Yani 7.05 ile 16.11 arası başka herhangi bir senin araman yok. Evet, zaten telefonum çekmiyor orada çalıştığım yerde. Yani 16.11'de de bu var. Sonra 16.14'te şantiyeden Murat'ı mı aramışsın? Şantiyeden? Tabii. 16.14'te şantiyeden Murat'ı aramışsın. 17.07'de şantiyeden Atilla'yı aramışsın. Aslında Atilla Bey'i aradığın saatte senin tekrar Hasan Bey'e geldiğin ve Atilla'yı arasana dediğin saat. Evet. Bu saatte bu anlatılan şeylere uyuyor. Yani senin oradan hızlı geriye dönüp şantiyeye gidip Atilla Bey'i aradığın saatte yine bu anlatılanı tutuyor. Sonra girmişsin. Burada SMS'ler falan filan var. Sonra... Alperen'le işte mesajlaşmaların var. Oraya geleceğim. Oranın dakikaları enteresan. Peki neresi orası? Bir hatırlaman için bir izleyelim. Mehmet Bey hemen programımız esnasında Burak'a o yeri gösterdi. Burak da bize gönderdi. Şuraya da verin, ben de izleyeyim. Şuraya da verin arkadaşlar. Hepimiz görelim. Çaresiz kaldık. Ne yaptık? Kendisi gitmez. Oğlumuzun yardım ederiz ya. Mehmet Bey, siz Fatma Uyan'ın kaybolduğu gün Vahap Varlı'yı ilçe çıkışında aracında bir bayanla gördüğünüzü söylediniz. Evet, tam olarak nerede gördünüz, bize anlatın. Şu sizin aracın olduğu yerde. Ha. Bu aracın bulunduğu yerde... Yerine, Vahap Varlı telefonla konuşuyor. Üstünde de bir bayan var. Bayanın kim olduğunu bilmiyoruz. Bayanın sırtı karşıya bakıyor. Başı kapalı mı? Kapalı bir bayan. Şimdi bulunduğumuz nokta Mehmet Bey. Baraj ne tarafta kaldı barajın? Baraj bu tarafta. Baraj bu yol üzerinde. Yine bu yol üzerinden devam edersek Uyanık ailesinin bahçesinden de geçiyoruz, öyle değil mi? Geçerler, geçiriliyor. Aynı bahçeyle sınır yani yol. Peki ilçe merkezine gitmek istersek buradan? İlçe merkezine gitmek istersek buradan da gidebiliriz. Buradan da şöyle, burada viraj var. Merkeze girebiliriz yani. Hemen zaten aşağıda gözüken evlerin bulunduğu yerde Sarıveliler ilçe merkezi oldu. Evet, ilçe merkezi. Burada Kilgardı'daki Karalandı bahçem var. Oraya gidiyordum hanımınla beraber. Ondan sonra tekrar gelirken bu arabayı tekrar bir yer göstereceğim. Buradaki duran arabayı, 71 plakalı arabayı şeyde Kilgardı'nda gene rastladım. Hızlı bir şekilde gidiyorum. Peki saat olarak kaç olduğunu hatırlayabiliyor musun? Vallahi 2.45 de olabilir, 3 de olabilir. Peki tekrar dönüş yönünde gördüğünüzü belirttiğiniz yer buradan ne kadar uzaklıkta? 2.700 bilen gelir. Yani 2,5-3 kilometre arasında bir noktada da aracı yine geri dönerken gördük. Geri dönerken gördük. Peki... Gösterebilirim, orayı da gösterebilirim. Ben şurada arazim var. Evet. Aynı geldim, ta şurada o
Gördüğüm Vahap Varlı'nın arabası ta burada geriye gidiyordu gene. Yani siz yan yana geçtiniz ikinci gün. Yan yana geçtik. Üstünde bayan yoktu ama giderken geriye dönüşte. İlk görüşünüzle ikinci görüşünüz arasında yaklaşık ne kadar süre farkı vardı? 40-45 dakika sürebilir. 2 çeyrek geçiyle 45 geçiyle 3'ü çeyrek geçi arası. Dönüş yolunda tedirgin bir hali var mıydı? Hızlı geçiyordu o kadar yani. Belki bir işi varmıştır. Hızlı geçebilir yani. Gölet yerine varmak için. Ama öyle bir telaşta da görmedim adamı. Arabanın içinde hiç kimse dikkatinizi çekmedi mi? Çekmedi. Sadece şoförü gördük biz. Evet. Sizin bahçeniz bu yönde? Evet. 300 metre buradan. Siz bahçede işlerinizi bitirdikten sonra bahçeden ilçe merkezine doğru dönüş için yola çıktığınızda ve ilk gördüğünüzden sonra yaklaşık 40-45 dakika geçtikten sonra Vahap Varlı da o sırada bu yönden... Köy istikametinden baraj yönüne gidiyorum. Baraj yönüne doğru hızlı bir şekilde giderken gidiyor. İkinci kez gördüm. İkinci kez gördüm. Mehmet Dağcı'nın Vahap Varlı'nın aracını ikinci kez gördüğü bu noktadan baktığımızda hemen sağ tarafımız Uyanık ailesinin bahçesi ve sonrasında da baraj şantiyesi yönüne doğru gidiyor. Bulunduğumuz yönün sol tarafı yani geldiğimiz yol ise ilçe merkezine doğru gidiyor. Bulunduğumuz nokta ilçe merkezine yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta.